Ne bu mağazanın hali? Nedir bu olanlar? Kim bu adam? Birinizi mi yuttunuz? Biri bir şey söylesin. Konuşsanıza. Şey, ben anladığım kadarıyla açıklamaya çalışayım efendim. I'm terribly sorry. Yes. Yılmaz. Hadi kardeşim. Yılmaz. Tamam, hadi. O satıcı kızın nişanlısı mı? Hangi kız bu? Hangi olay? O kız işten atılmadı mı? Bana hemen İhsan Bey'i bul. Tabii efendim. Hiç bana bakma. İhsan Bey, geçen gün size bir satış memuresinin işten çıkarılmasıyla ilgili talimat vermiştim. Hani şu nişanlısı olay çıkaran kız. Evet. Anlamadım. Kim? Neler oluyor Filiz? Motosikletiyle bir iş yerine dalmış komiserim. Her yeri kırıp dökmüş. Bir giyim mağazası. Hani şu tekinerlerin maslaktaki yerleri var ya, orası işte. Gördüğüm kadarıyla hasar bayağı büyük. Derdin neydi oğlum? Bu saatte uykun mu kaçtı? Anlatacak mısın neden yaptığını? Gerçekten merak ediyoruz. İstersen ifade vermek zorunda değilsin. Bir avukatın varsa onu çağırabilirsin. Avukatım yok. Ne gerekiyorsa yapın. Olanları inkar edecek değilim. Anladım. O zaman ifadesini alın da imzalasın. Telefon edebilirsin. Yani aileni aramak istersen arayabilirsin. Sağ olun. Bu saatte aramasam daha iyi. Annem tansiyon hastası da sabah kardeşimi arar. Götür. Biraz önce buraya bir adam getirdiniz. Genç bir adam. Hasanların getirdiği çocuktan bahsediyor galiba. Ha, şu mağazayı talan edin. O işte. Az önce getirdiler, evet. Tamam, ben onun nişanlısıyım. Görebilir miyim? Bu saatte mi? Bu saatte ziyaret olmaz, sabah gelin. Ne olur çok kısa bir süre için görmem lazım. İzin verin, mutlaka görmem lazım onu. Buna yetkimiz yok hanımefendi. Şimdi en iyisi siz evinize gidin, yarın sabah tekrar gelirsiniz. Hadi gidelim. Sabah görebilirmişim. Anladım. Hadi gel seni eve götüreyim. Ben burada bekleyeceğim. Neyi bekleyeceksin? Sabah olmasını. Elif burada bekleyemezsin. Sabah olmasına daha çok var. Neden?
Neden? Çünkü o da bunu istemez. Senin burada beklemeni. Kendini onun yerine koy. Rahatsız olmaz mıyım? Bana kızardı. Beklediğim için. Evet. Nerede bu çocuk? Nerede? Bir daha arasana şunu. Hala kapalı telefonu baba. Murat Bey geldi efendim. Kusura bakmayın. Biliyorum çok geç oldu ama uyumadığınızı düşündüm. Ne uykusu Murat? Mahvolduk. Ne uykusu? Evet. İş yattı. Adamlar yarın sabah dönüyorlar. Uçak değerleri ayrıldı. Kalsalar ne olacak ki? Gösterilecek koleksiyon mu kaldı? Evet. Her şey yerli bir olmuş. Buraya gelmeden mağazaya bir uğrayıp tekrar baktım. Savaş alanı gibi. Bu arada Ömer'i gördün mü Muratçım? Görmedim. O Ömer'in aklı varsa sakın karşıma çıkmasın. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. İyi geceler. İyi geceler. Babacığım. Erol'cum hadi iç şunu. Babacığım bir şey içmek ister misin? Çay kahve filan. Erol Bey, iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Gördünüz mü başımıza gelenleri? Evet, biliyorum. Bilmiyorum ki nasıl geçecek. Koskoca mağaza perişan durumda. Evet, buraya gelmeden önce mağazaya uğradım ve durumu gördüm. Peki ne yapacağız? Bunu yapan kişiden şikayetçi olabiliriz. Ama biliyorsunuz zaten mağaza sigortalı ve hasarın tamamını ödeyecekler. Adama ne olacak? Adama, onu. Ben onu soruyorum. Bu yaptıkları yanına mı kalacak? Dediğim gibi Erol Bey... Eğer şikayetçi olursak böyle bir suçtan alacağı ceza 2 ila 3 yıl hapistir. 2-3 yıl ha? 2-3 yıl. Bu kadar zararın bedeli bu mu? Kaybettiğimiz prestijin. Yasalar böyle Erol Bey. Yasalar böyle. Peki zarar ödemeyi kabul ederse elini kolunu sallayarak çıkacak mı? Evet çıkacak. Ödeyebilir mi? O gördüğüm hasarı ödeyebilmesi için yıllarca çalışması gerek. Peki... Sigorta tamamını ödeyecek mi? Tabii o konuda sorun yok. Hepsini ödeyecekler. Zaten hemen yarın sabahtan itibaren hasar tespit çalışmasına başlayacaklar. Mağazanın eski haline gelmesi zaman alacak tabii. Hem de nasıl? Bırak yenilemek için uğraş vermeyi. Asıl önemlisi zaman ve para kaybı. Ben yarın bütün çalışanları organize ediyorum. Merak etmeyin. En kısa zamanda toparlarız. Peki. Ben izninizi isteyeyim. Bu durumda şikayetçi oluyoruz. Elbette şikayetçi oluyoruz. Hı hı. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Görüşmek üzere. Çok geç olmuş. Ben de kalkayım artık. Sabah görüşürüz Murat. Görüşürüz. Hepimize tekrar geçmiş olsun. Erol Bey. Çok üzmeyin kendinizi ne olur. Kısa sürede toparlayacağız. Göreceksiniz. Tamam Murat sağ ol. İyi geceler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.